بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله عز وجل القرآن الكريم بيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب göylerin ve yerlerin yaratılışında gecenin ve gündüzün muhtelif şekilde olmasında akıl sahipleri için deliller var. Yani bir akıl sahibi dikkatle yerlerin ve göylerin yaratılışına, gecenin ve gündüzün değişmesine akılla bakarsa Allah Azze ve Celle'nin azametini dərk etmesi mümkündür. Veyahut da bundan kaçılmaz bir vəziyyətdir. Çünkü mantıkta böyle bir şey var ki, eğer bir şey, bir şeyin yaratılışında bir dahilik varsa, onu yaradan ondan daha dahidir. Bakın, arkamızda görsenen o uca dağ, Gürcistan'da yerleşen Kazbeh dağıdır. Dünyanın en hündür dağları kimi qeydiyyata alınan, onun başına çok çetinlikle çıkılan ve her tarafta da tarihte yazılan bir tanınmış dağdır. Bu dağın yaratılışı da boşu boşuna değil. Allah Azze ve Celle dağların ucalığını, dağların mükemmel şeklinde yaratılışını ağıl sahipleri için Kur'an-ı Kerim'de misal çeker. Ve ilel cibali keyfe nusibet. Allah Teala der ki, bakmırsınız mı ki dağlar nece de ucaldılmıştır ve nece de kurulmuştur. Bu kadar bu hündürlükte dağları yaradan, bu meşeleri yaradan ve yarattığı her zerrede, yarattığı her heşeratın, her canlının hareketini bilen azametli Rabbimiz bize bu yaratılışında onu subut edir ki, siz ey ağıl sahipleri bakın görün, Allah nece de büyük, nece de azametlidir. Allah yarattığı bu büyüklüklere bakınca insan ne kadar küçük, ne kadar değersiz olduğunu dərk edir. Ve aynı zamanda insan dərk edir ki, bu büyüklükleri, bu dahilikleri yaradan Allah daha büyük, daha dahidir. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla, uca tifatlarıyla dileyirəm ki, bizleri bu yaratılışlardan, bu mahluklardan, ibret alanlardan etsin. Ve Allah Azze ve Celle bizi bu dünyada nimetlerine şükreden, Müslüman olarak yaşayan, Müslüman olarak huzuruna köçenlerden etsin. Amin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.